Anne, buradan çıkınca Zeynep ablamın düğününe gidecek miyiz? Ne düğünü? Zeynep ablam evleniyormuş. Bilmiyor musun? Siz Erkut Şahin, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, kendi hür iradenizle Zeynep Şimşek'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Gideceğiz değil mi anne? Kızım, kim söyledi sana bunu? Ne evlenmesi? Az önce babam konuşurken duydum. Zeynep ablam evleniyormuş. Sayın hakim, müvekkilim Melek Şimşek'le eşi Veysel Şimşek uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyor. Nasıl? Nasıl olur bu? Zeynep, ablacığım bu ne? Bu... Şey bu... gelinlik... Hayır... Hayır... Siz Zeynep Şimşek. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, kendi rızanızla Erkut Şahin'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Hayır. Hayır. Davacı tarafı dinliyoruz. Efendim, dilekçemizi tekrar ediyoruz. Müvekkilimin boşanmasını talep etmek. Boşanmıyorum. Zeynep Hanım, Erkut Şahin'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Zeynep dur! Yapma! Selim! Sakın Zeynep! Zeynep sakın!
Nereden çıktı bu lavuk şimdi ya? Bu nikah kıyılamaz. Kızı zorla evlendiriyorlar. Ne oluyor lan? Ne zorlaması? Ay, film gibi valla. Bir saniye yavrum, bir dakika. Erkut dur. Kimsin oğlum sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Erkut yapma. Asıl sen ne yaptığını zannediyorsun? Bu kızdan uzak dur demedim mi lan sana? Selim lütfen. Nikah bu şartlar altında kıyılamaz. Memruh Hanım durun. Bir yanlış anlaşılma var. Ya yediğin dayaklar yetmedi mi lan senin? Selim git buradan. Hayır Zeynep. Her şeyi biliyorum ben. Bak hala konuşuyor. Oğlum defol git lan. Tamam dur. Hiçbir şey bilmiyorsun. Evlenmek zorundayım. Lan oğlum yürü git. Derdin ne senin? Ece'nin ne mi susadın lan sen? Erkut tamam. Lan oğlum. Selim tamam lütfen git artık ya. Seda sen de al Zeynep'i götür hadi. Zeynep buraya gel. Ya bırak. Zeynep sen girme araya. Aman ne yapacağım ben? Hadi yavrum biraz daha hızlı. Hadi Zeynep aç şunu. Nereye gidiyoruz anne? Gebertirim oğlum seni. Bak dinime inmamı gebertirim. Sen ne şerefsiz, ne haysiyetsiz adamsın lan. Kıza şart konuşmak ne demek? Ya tamam yeter artık sus. Ne diyorsun oğlum sen ha? Ne şartı ne şırtı lan? Zeynep karışma sen. Abla. Zeynep. Ablacığım sakın evlenme. Ben her şeyi biliyorum. Babanın sana neler yaptığını her şeyi biliyorum ablacığım. Evlenme sakın. Abla sen boşanma. Yok Zeynep ben boşanmadım. Kaçıyorlar. Allah kahretsin. Şerefsiz herif. Murat araba nerede Murat? Ya abi adamı ver de gitsin fark etsin diye. Ay ben böyle işim. Ulan bunun hesabını soracağım lan senden şerefsiz. Adi köpek. Kesin peşimizden gelecekler. Sakin ol. Yetişemezler. Benim yüzümden sen de kendini tehlikeye attın. Neden bana söylemedin? Niçin bana anlatmadın Zeynep? Anlatamadım. Ne diyebilirdim ki? Mecburdum. Bu sabah böyle olsun ister miydim hiç? Ne yaptılar acaba?
Allah'ım ne olur evlenmemiş olsun, ne olur masadan kalkmış olsun. Anne yavaş ne olur. Zeynep, ablacığım kurtuldum de ne olur kaçtım de bana. Kaçtım abla. Allah'ım şükürler olsun. Zeynep, ya bir an o adamla evlenip hayatını mahvedeceksin diye o kadar korktum ki. Zeynep, ablacığım sen bana haber vermeden nasıl böyle bir işe kalkışırsın? Ben sen mutlu ol istedim sadece. Ablacığım. Senin mutsuzluğun üzerinde kurulu bir mutluluk istemiyorum ben. Neredesin sen şimdi? Beni merak etme. Bir arkadaşım yardım etti. Onunlayım şimdi. Asıl siz ne yaptınız abla, iyi misiniz? Babam bir şey yaptı mı size? Yok merak etme ablacığım. İyiyiz biz. Apar topar çıktık adliyeden işte. Benim aklım sende Zeynep. Tamam abla. Arayacağım seni. Tamam ablacığım, tamam. Nereye götürmüştür oğlum bunu? Bilmiyorum ki abi. Ulan var ya, en güzel günümüzün içine etti herif. Alo baba. Lan niye açmıyorsun telefonu? Ya baba, var ya başımıza neler geldi bir bilsen. Ne oldu lan? Zeynep, nikahtan kaçtı. Bu zengin züppesi var ya, geldi nikaha bastı Zeynep'i aldı götürdü. Biz de peşinden gittik ama yetişemedik. Kahretsin. Alo, alo baba. Tahmin etmiştim. Kesin son dakikada haber aldı bu. Ah ulan beni. Ulan bütün işimi bozdum be. Ay ne diyor babam? Ya güzelim ben de anlamadım ki. Hani Zeynep nikahtan kaçtı dedim. Hiç şaşırmadı, en ufak bir tepki vermedi. Dur ya, ben şu kızı bir arayayım. Açmıyor. Açmaz tabii. Ulan var ya, şu ayağım şöyle olmayacaktı ki. Takılacaktım peşlerine. Bir güzel yakalayacaktım onları. Ay tamam neyse yani. Ne yapacağız? Burada mı duracağız böyle? Vallahi yavrum bilmiyorum ki. Ne yapsak yani? Ya abi, olmadı gidelim dükkana. Bir oturalım, sağlam kafayla düşünelim ne yapabiliriz diye. E hadi. Anne ne oldu? Ben yine çiftliğe gitmeyeceğim değil mi? Yok kızım gitmeyeceksin. Şimdi evimize gideceğiz. Artık hep birlikteyiz yavrum. Peşimizdeki zombilerden kurtulduğuna göre artık neler olup bittiğini anlatacak mısın? Öğrenmişsin işte. Niye soruyorsun ki? Senden duymak istiyorum Zeynep. Baban seni niye zorla evlendiriyor? Sen niye kabul ediyorsun? Bu boşanma meselesi ne? Çok uzun hikaye. Babam, ben bildim bileli böyle işte. Manevi ablam dediğim ablam da babamın ikinci eşi. Yıllardır hem ona hem bana çektirmediği kalmadı. En sonunda bıçak yemeye dayanınca da boşanma kararı aldı işte. Ama ben evlenmeyi kabul etmeseydim babam asla boşanmaya yanaşmazdı. Bu nasıl fedakarlıktır Zeynep? İnsan sırf başkası mutlu olsun diye kendinden, hayatından, hayallerinden vazgeçer mi? Eğer söz konusu çok değer verdiğim biri ise
Peki şu otoparkçı adam? Babamın ortağı. Hikayenin gerisini sen tamamla işte. Melek geldi mi lan buraya? Melek izinli bugün. Zeynep! İkisi de izinli bugün. Ayrıca alçak sesle konuş. Müşteriler rahatsız oluyor. Ne diyorsun lan sen? Biraz sessiz ol diyorum. Bana bak lan. Eğer geldiler de içeride bir yerde saklıyorsan var ya, dinime, imanıma yakarım lan burayı. Laftan anlamıyor musun arkadaşım sen? Çek içinden gel. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Manyak mısın? Çık dışarı. Niye giremezsin beyefendi? Bırak lan kolumu, bırak. Çık dışarı. Bırak lan. Arkadaşım, defol git yoksa polis çağır. Lan bırak be. Bırak. Çık. Lan. Bırak lan. Çek lan, çek. Defol git buradan. Yarım lan, gidiyorum. Bir kişiye iki kişi ha. Git lan kardeşim, belanı bulma git. Ulan bunların hepsini size ödeteceğim lan. Ödeteceğim lan. Bela neymiş o zaman göreceksiniz lan siz. Bunları bana daha önce neden anlatmadın? Nasıl anlatabilirdim ki? Bana söyle Zeynep. Her derdini bana söyle. Sen söyle, ben çare bulurum. Sen iste, ben yaparım. Daha 2 saat öncesine kadar sana ulaşmak, gözlerinin içine bakabilmek bile imkansızken şimdi böyle yanındasın. Bana bakıyorsun. Ben hayallerimde bile seni gelinlikle düşleyemezken sen başkasıyla mı evlenecektin Zeynep? Ben bu gelinliği böyle giyeceğimi hiç isterdim ki. İsterdim ki bu gelinliği başka bir zamanda, aşık olduğun adam için giy. Ne yapacağız peki şimdi? Ben biliyorum ne yapacağımızı. Şşş. Uyuyor mu? Şimdi uyudu. Sağ ol. Nasıl, bir sorun yok ama değil mi? Yok yok, iyi. Merak etme. Çok şükür. Yengem ne yapıyor? O da gelecekti. Allah yüzümüze baktı işte. Ben senin. Ne var söyle? Ne oldu? Boşandınız mı? Lan bir de seninle mi uğraşacağım ben? Çok mu merak ettin? Söyle, boşandınız mı dedim? He, boşandım, boşandım. Oldu mu? Rahatladın mı şimdi? Sen
Sen nasıl böyle... Alo! Alo! Gerizekalı aptal! Ne oldu ki? Boşanmışlar. Boşanmışlar! Allah kahretsin! Duyuyor musun beni? Veysel'le Melek boşanmışlar. Resmen boşandılar. Kahretsin! Tamam, sakin olun. Artık birleşmeleri için hiçbir engel kalmadı. Kenan'la Melek. Of, ne yapacağım ben? Bu ihtimali ortadan kaldırmam lazım. Meleklerin o kadın. O Allah'ın belasını. Mahvedeceğim. Hanımım. Peki ne yapacaksınız? Düşüneceğim bir şeyler. Ama önce adresi bulmam lazım. O kadını bir şekilde bulacağım Gonca. Önce şu hastaneye gidip bir görüneyim de. Üşüdün mü? Al giy bunu. Yok, sen üşürsün. Al dedim. İlk zamanlar seni çok yanlış tanımış. Sana kendimi anlatabilmek için az uğraşmadım. Farkındayım. Yani daha doğrusu şimdi fark ediyorum. Sana çok büyük haksızlık ettim. Öyle deme. Beni daha tanımıyordun ki. Tanıtmanda fırsat vermedin ama. Sen hep yardımcı olmaya çalıştın bana. Hem de bana rağmen. Okuldaki proje ödevini neredeyse tek başına yaptın. Evin sobasını kurmak için saatlerce uğraştın. Kafedeki en yoğun gününde sırf bana yardım etmek için garsonluk bile yaptın. Sadece garsonluk mu? O eski patronun elinden seni nasıl kurtardı mı? Hatırlatırım. Aa, hiç de biri. Bir kere ben sen gelmeden önce gününü göstermiştim ona. Ben olmasam biraz zor gösterirdim. Yok canım. Kızım gir. Yaşasın, evimize geldik. (Gülüyor)
Zeynep, ah. Neredeyse. Sen. Evimize geldik işte. Zeynep ablam ne zaman gelecek anne? Gelecek kızım, gelecek. Ya baba, ne yapacağız biz şimdi? Nereden bulacağız bunları? Var ya, o iti bir elime geçireyim, akıtacağım pekmezini şerefsizim. Kimse alamayacak elimden. Benim karım olacak kızı yanımdan kaçırmak neymiş, göstereceğim ona. Abi tamam ya, bir sakin ol. Nasıl sakin olayım koçum, nasıl ha? Tamam, yaparsın da önce şunları bir bulalım hele. Yani evet. Baba, ne yapıyoruz? Siz şimdi okula gidin. İyice bir soruşturun, araştırın bakalım. Ben de eve gideceğim. Şu evin tarifini ver bakalım bir daha. Ya bizim şu muhtarlık var ya baba. Oradan sağa dönüyorsun. Ay nikah memuru soruyor. Böyle kız bir türlü evet demedi. Ay heyecan durup da böyle filmlerdeki gibiydi yani. Kız böyle bekledi, bekledi. Ey Allah'ım ya. Sonra o hani kavga ettiğiniz çocuk var ya. Hı. O böyle girdi. Zeynep dur diye bir girişi vardı. Olaya bak ya. Erkut ne yaptı sonra? Ay ne yapacak? O da şok oldu yani. Sonra aralarında böyle bir itişme kakışma falan başladı. Bak ya. İyice rezil etti kendine bu adam ha. Akıllanmazdı bu herif. Ay dur ya. Sonra çocuk kızı kolundan tuttuğu gibi gitti. Bizimkiler de peşinden. Ya tamam Şeyda, tamam. Anlatma daha fazla. Var ya, bu adama toparlayıp paketleyip götürmek lazım buradan. İyice rezil etti kendini. Rezilliği bir yandan işleri de mahvetti. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adam bizim koyumuzda meydana çıkar yakında. Bak görürsün. Neden öyle diyorsun? O kadar sert davranmadım ki ben sana. Tabii canım. O yumuşak, sevgi dolu bakışlarını ben yanlış anlamışım. Daha doğrusu anlayamamışım. Az bile yapmışım o zaman. Hemen de kızar. Seni kızdırmak çok kolay biliyor musun? Ben telefon açacaktım ya, unuttum. Kabul et. Benle beraberken aklın uçup gidiyor. Alo Zeynep. Ablacığım çok merak ettim ben seni. Neredesin? Abla iyiyim ben. Güvendeyim, merak etme. Şükürler olsun. Ablacığım aklıma bin türlü şey geldi benim. Siz ne yaptınız abla, nasılsınız? Aklım sizde kaldı. Ya Murat evin yerini öğrendi biliyor yani. Eve gitmeseniz daha iyi olur. Ablacığım biz bu soğukta falan nereye gideriz? Ne yaparız? Sen merak etme. Onlar hiçbir şey yapamaz bize. Tamam abla ama siz yine de dikkat edin olur mu? Aklım sizde. Tamam ablacığım. Biz bakarız başımızın çaresine. Asıl sen dikkatli ol. Thank you.
Selim'i tanıyor musun? Hayır, bilmiyorum. Koçum, Zeynep'i gördün mü? Hangi Zeynep? Sarı çizmeli olan. Erkut abi, şuradaki sarışın kız. Bizimkilerin arkadaşı değil mi? Oğlan, gel soralım. Merhaba, beni hatırladın mı? Aa, ne işiniz var sizin burada? Bugün nikahın yok muydu senin? Sizin o zibide arkadaşınız Zeynep'i kaçırdı. Ne? Biliyor musun neredelerdir? Ay, bir dakika bir dakika. Nasıl kaçırdı? Nikah salonuna mı geldi? Bastı salonu, bastı. Zeynep'i aldı gitti. Kim bilir neredeler şimdi, onları arıyoruz. Bulursanız ne yapacaksınız peki? Selim'le bir işimiz yok. Ama Zeynep'i bulmamız lazım. Öğrenebilir misin nerede olduklarını? Bak çok mühim. Pelin arıyor. Efendim? Alo Selim, iyi misin? Ne oldu? Ay, çok merak ettim seni. Az önce okula birileri geldi, seni sordu. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Neredesin peki? Beykoz sahilinin otoparkının arkasındayım. Beykoz sahilindeki otoparkın arkasındasın. Evet, bulamazlar beni. Merak etme. Tamam canım. Çok dikkatli olun ama, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Bizi çok korkuttunuz. Ama artık iyisiniz. Tuğçe. Çok iyi. Aslında o da gelmek istedi ama hastane ortamına olumsuz etkilensin istemedim. Siz nasılsınız? İyiyim kızım. Sağ ol. Her geçen gün daha da iyiye gidecek. Bundan sonra üzülmek, sıkılmak yok. Ha, tabii tabii. Keşke sen gelmeseydin yenge. Tuğçe'nin yanında kalsaydın. Aa, olur mu hiç öyle şey? Aklım hepsi de zaten. Siz çiftliği hiç merak etmeyin. Her şey yolunda. Siz başımızda olun yeter. Onun hesabını vereceksin Zeynep. Bu sefer acımam yok. Sen canına susadın. Sonuçlarına da katlanacaksın. Kötü kalpli cadıdan kaçarken iyilik meleği beni yeşil bir balon içine yerleştiriyor. Koruyucu balonummuş o. Ve uçmaya başlıyorum bir anda. Seni kötü kalpli cadının elinden kurtarmak için balonumla uçuyorum. Yeşil balonumun içindeki sihirli küreden senin nerede olduğunu bulup oraya uçuyorum. Ellerimden çıkan ışınlarla seni balonumun içine alıyorum. Ve artık benimlesin. Yavrum. Melih Bey, arzu hanımı görseydiniz
Öfkeden çılgına dönmüş. Bas bas bağırıyordu. Demek bizim bilmediğimiz bir şey oldu Sadık. Niye bağırıyordu ki? Melek. Meleğin büyük bir tehlike arz ettiğini söyledi. Kenan Bey ile birleşmeden Meleği mahvedecekmiş. Bu kadına çok dikkat etmeliyiz Sadık. Bu kadından her şey beklenir. Evden bir hışımla çıktı zaten. Çıkarken de Meleğin adresini bulacağını söylüyordu. Tamam Sadık. Kenan bizi görmesin. Sen işinin başına da. Zeynep, şu asi ruhunu bu işe karıştırmasaydı olmuyordu sanki. Kesin buralarda bir yerdeler Murat. Hava soğuk olduğuna göre dışarıda olacak halleri yok değil mi? E abi o zaman şu park etmiş araçlara bakalım bir de. Şurada kafeler falan da var, onlara da bir bakalım. Ulan iti olayım, seni bir elime geçireyim, biliyorum ben yapacağımı. Yediği dayaklar yetmemiş demek ki abi. Ya Selim, geç oldu. Ben eve gideyim artık. Delirdin mi? Eve gidemezsin. Çok tehlikeli, oraya da gelirler. İyi de ne yapacağım peki? Başka bir yer lazım. Başka bir yer. Yürü, gidiyoruz. Nereye? Yürü de, gidiyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Bu Erzan'ın mahallesi burası oluyor değil mi? Evet burası. Kimi aramıştınız? Siz tanımazsınız ya. Yeni taşındı aradığım kişi. Peki bu çiftli numaralar ne tarafta? Bu yolu dümdüz gidiyorsun. En sonda bayırdan aşağı sallan. Ha. Sallanayım. Sallan. Ol. Evet. Nerede? Şu işte. Buldular bizi ya. Dur tamam, sakin ol. Kesin burada bir yerdeler. Ya bizi görürlerse şimdi peşimizi bırakmazlar. Of. Ya Erkut abi, emimiz burada olduklarına. Bu soğukta ne işleri var ki? Ne bileyim oğlum, kantindeki kız dedi ya, Beykoz'daki otoparkın arkası burası işte. Ya abi tamam dedi ama hani ne bileyim burada kafeydi mafeydi herhangi bir şey yok mu? Erkut abi. Gelmişler oğlum işte buraya. Ulan şerefsiz, seni bir elime geçireyim. Anandan emdiğin sütü burnundan getireceğim. İt oğlu it. Abi var ya kesin buradalar, kesin. Ah ulan Zeynep, ah ulan Zeynep. Var ya sana bunun hesabını sormazsam şerefsizim. Yürü hadi yürü. Yürü yürü. Thank you.
Murat! Abi kaçıyorlar! Zeynep! Aa! Abi koş sen yetiş! Lan! Lan! Murat! Yürü yürü! Atla çabuk atla! Abi lastikleri kesmişler. Allah kahretsin. Geberteceğim ulan seni. Gelemezler değil mi Selim? O lastikle 2 metre bile gidemezler. Merak etme. Buraya kadar geldiklerine inanamıyorum. Tamam, korkma artık. Geçti. Nereye gidiyoruz peki şimdi? Bizi kimsenin bulamayacağı bir yer. İşte buldum seni melek. Anneciğim, senin salçalı tostunu çok özlemişim. Canım yavrum benim. Zeynep abla geldi. Veysel? Sel ya, elinden kurtulabileceğini mi sandın? Bırak diyorum kadın, bırak! Gebertirim lan seni! Gebertirim ulan! Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Anneciğim çok korkuyorum. Bittin lan sen, bittin! Korkma yavrum! Aç lan şu kapıyı! Aç lan şu kapıyı! Selim, sen beni eve bırak en iyisi. Olmaz dedim Zeynep. Ama ben başını daha fazla belaya sokmak istemiyorum. Sen ve Bela, aynı cümle içinde. Senden olsa olsa tatlı bela olur. Hala çok tedirginim. Korkma artık, rahat ol. Her şeyi bana bırak. Melek! Ulan anandan doğduğuna pişman edeceğim lan seni. Aç lan! Aç! Aç dedim Melek! Anneciğim aç! Çok korkuyorum. Aç! Ben yanındayım. Korkma. Sakın bırakma beni. Tamam, sen yardım et. Melek! Nereye gidiyoruz? Seni çok güzel bir çiftliğe götürüyorum. Çiftlik mi? Evet. Çiftlik evinde yaşıyoruz biz. Bak görürsün sen. Aç lan. Kızım korkma, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Korkma. Git buradan, rahat bırak bizi. Bittin lan sen. Bittin lan. Kızım.
Nasıl bir ev bu? Ev işte. Şey, kalabalık bir aileniz var galiba. Sayılır. 6 biz, 4 onlar, 10 kişi falanız. Onlar dediğin kim? Çalışanlar. Onlar da bizimle yaşıyor. Nasıl yani? Hepiniz aynı evde mi yaşıyorsunuz? Yok. Onlar için ön bahçede küçük bir müştemilat var. Orada kalıyorlar. Hayır hayır. Yok canım, olamaz. O eve olamaz. Ben geldim diyorum karıcığım. Neden kapıyı açmıyorsun? Bak, senin yüzünden kapıyı kırmak zorunda kaldım. Ulan cin olmadan adam mı çarpmaya çalışıyorsun sen ha? Git buradan. Benden kolay kolay kurtulacağını mı sandın lan? Ha? Seni bulamayacağımı mı sandın Melek? Evet, geldik. Bu burası mı? Evet.